Anladın mı diyor? Sen bu taraftan git önünü kes. Öfeyim, ne yapıyorsun sen ya? Telefonu ver. Bırak beni ya. Sevgili okçularım, bundan böyle taktik, teorik ve pratik çalışmalarımızı burada, Robin altyapı tesislerinde yapacağız. Burada hem kendinizi geliştirecek hem de eğlenme fırsatı bulacaksınız. Oho! Tesis açılışı yapıyoruz. Tazı Efendi daha yeni teşrif ediyor. Biz bir takımız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Şimdi Tazı'nın bu sorumsuzluğun cezasını hepiniz çekeceksiniz. Beton! Ya Robin abi gerçekten bak! Robin abi bak 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 ekstra fırsat çıktı, ben de patlattım. Bak açılış hediyesi sana ya. Yavrum daha mesain başlamamıştı. Niye zahmet ettin? Boş ver şef. Mesainin bir önemi yok. Yani bu benim işim. İşte bu. Sizde ne eksik biliyor musunuz? Ruhsuzsunuz. Yaratıcı ve üretken olmalısınız. Tazı'dan feyz alın, feyz. Neymiş? Tazı'dan feyz alacakmışız. Aferin. Robin Hood çalınca kahraman, biz çalınca kapkaççı. Yok ya. Sizler hepiniz birer kahramansınız. Artık taktik maktik yok. Bam 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 bam. Yeni tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Çünkü onun altı Goya Organik'le bağlı. Akterin liflerinden üretilen Goya Organik sayesinde bebeğinizin altı kuru ve kulağınızda hep o muhteşem ses. Goya Organik'le herkes mutlu. Arkadaşlar, ürün yeterince tanıtıldığına göre artık reklam filmini kaldırabiliriz, öyle değil mi? Yani. Bir dakika, bir dakika. Şimdi eğer reklamı kaldırırsak satışlarımız düşer. Dolayısıyla bence daha fazla tanıtmalıyız. Bence yeteri kadar tanıtıldı, bu kadarı kâfi. Niye? Finansımız iyi. Bu kadar reklam yeter. Yetmez. Yeter. Yetmez. Yeter Alper. Kusura bakmayın arkadaşlar. Görüşmem biraz uzadı, geç kaldım. Ama işler gayet iyi gidiyor. Bayiler de çok memnun. Doğal olarak biz de. Evet, toplantıya devam. Kerim Bey, benim bir tane önerim olacak. Biz niçin Ece Hanım'ın oynadığı reklam filminin devamını çekmiyoruz? Alper Bey. O zaman marka yüzümüz Ece Hanım olsun. Süper olur. Ya pazarlama ekibim reklam filminin devamını çekmek için yalvarıyordu zaten. İşte bu gazla devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ben daha fazla devam edemeyeceğim artık bu toplantıya. Zaten benim fikrimi soran da yok nasıl olsa. Siz toplantıya kendi aranızda devam edersiniz. Ha bu arada haberiniz olsun Kerim Bey. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. İyi günler. Rüzgar! Rüzgar gel oğlum! Geliyorum anne!
Çok affedersiniz, pardon bölüyoruz. Oğlumla bir fotoğraf alabilir miyiz acaba? Siz beni birisiyle karıştırdınız herhalde. Yok, yok. Olur mu canım, siz Goya reklamlarında oynamıyor musunuz? Çok tatlı bir annesiniz, biz sizi çok seviyoruz gerçekten. Dur kendim, ne oldu? Çok saçma. Peki o zaman, tamam. Hadi geç anneciğim, geç. Buyurun. Gülümseyin. Ben çekeyim mi? Ah, zahmet olmasın, çok teşekkürler. İki tane aldım. Çok çok teşekkürler. Merhaba, benim adım Alper. Benim adım da Kerem. Memnun oldum. Kravatın çok güzelmiş. Başka yavrunuz var mı? Yok, tek. Umarım bizim de ileride bir tane yavrumuz olur. Umarım. Değil mi Necip? Tabii aşkım, umarım olur. Hem kim bilir, belki şansımız yaver giderse fazladan yavrular beneklisinde hanımefendiye hediye ederiz. Olmaz mı Alper? Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Böldük zaten. Kusura bakmayın. Çok teşekkürler. İyi günler. Niye bozuyorsun beni kadının yanında? Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Yavrularsan falan. Tavşan mıyım ben Alper? Ben çocuk görmeyi sevinemez miyim? Seninle bir aile kurduğum ve çoluğa çocuğa karıştığımızı hayal edemez miyim? Şu an olmaz diyorum. Neden anlamıyorsun? Niye? Bak anne olamam diyordun. İnsanlar ikna olmuş, seninle fotoğraf bile çektiriyorlar. Niye? Olmaz işte, olmaz. Yapamayız şimdi çünkü... Abla, abi çiçek ister misiniz? Yok canım, sağ ol. Abi, vallahi ben dilenci değilim. Okulum için çiçek satıyorum. Çiçek miçek istemez, yürü git. Alo. Abla, bu güller senin güzelliğin karşısında. Utanımsız olacak, biliyor musun? Şirin şey, kim öğretiyor sana bu lafları bakayım? Beni sen çarptın, havalar değil. Ya bırak kızım, yüz verme şunlara ya. Ya karışma sen. Kaça çiçekler? Gönlünden ne koparsa ablacığım. Gençler, şu oğlan cüzdanınızı çarptı. Hırsız var. Şunlara yüz verme dedim. Buyurun gençler, kime baktınız? Abi kolay gelsin, biz bir tane çocuk arıyoruz da. Bizim telefonunu cüzdanı aldı gitti. Buralarda saklanabileceği falan bir yer var mı? Bu tarafa doğru kaçtığını gördük biz. Ben çocuk falan görmedim. Ya şu boylarda böyle mavi atlet giyiyor, sarı saçlı, biraz uzun saçları. Siz iyisin, bir polise falan başvurun. Ben şikayet edeceğim artık. Kadar başlığınız ve apartmanda beslenir mi? Tamam hanım, sakin ol. Ben kapıcıyla haber yolladım yöneticiye. Halledeceğim, merak etme sen. Yüz gözü olma, gel buraya. Çocuk gelmiş de çalmış da kaçmış da. Bunlar ne ya?
Bak ben dostum, benden korkmana gerek yok bak. Bak bende ne var? Aç mısın? Bekle, bekle. Yakala. Hadi gel bakalım. Gel benimle. Adın ne senin? Ateş. Bak işte şimdi arkadaş olduk değil mi? Gel bakalım Ateş. Al bakalım. Vay canına. Eviniz ne kadar da güzel. Böyle bir evde yaşamak var be dostum. Çok güzel lan bu. Oh Ateş, çok yedik çok. Al bakalım. Afiyet olsun Ateş. Hadi Ateş. Ateş. Oğlum özledin mi beni sen? Gel yanıma, gel. Çok yorgunum Ateş, sadece uyumak istiyorum. Çünkü onun altı Goya Organik'le bağlı. Akter'in liflerinden üretilen Goya Organik sayesinde... Bir kuru bir pilav ver. Abi, açsana şunu ya. Bir kuru bir pilav. Allah'ım ya. Abi, açar mısın şunu? Önemli bir durum var. Açmıyorum lan. Boşa elektrik israfı. Yürü git başka yerde izle. Al, üstü kalsın. Elektrik paranı ödersin. Terbiyesiz seni. Yürü be. Bak bir daha buraya gelirsen bacaklarını kırarım senin. Hadi. Yürü. Sağ ol. Ne haber Müşte? İyidir tazı senden. Ben şu televizyonu açabilecek misin? Ses duymuyorsunuz değil mi? Çünkü onun altı Goya Organik'le bağlı. Akter'in liflerinden üretilen Goya Organik sayesinde onun altı kuru, kulağınızda hep o muhteşem ses. Bu telefon piyasaya çıktığında Maradona futbol oynuyordu be oğlum. Osman abime rezil ediyorsunuz beni. Bu benden de eski lan. Abi vallahi her ay teknoloji seminerleri yapıyoruz ama bazı çocuk anlamadı mı anlamıyor işte. Bu personeli beğenmedim. Marsık ve partneri gazoz. Evet, çağdaş iletişim teknolojisi budur. Aferin lan. Bunlar fena değil ya, beğendim bunları ben. Abi hepsini gör öyle karar versin.
Boncuk Hanım, ek ürün ustası bey neredeler acaba? Bilmiyorum Robin abi. Yanlış cevap. Alemin en prestijli tesisini yaptım lan size. Vereceğim hepinizi yetiştirme yurduna, hayatınız kayacak. Bunu mu istiyorsunuz? Geldim Robin abi, geldim. Boncuğu bırak Robin abi. Bak, bak. Çok büyük bir ganimet patlattım. Lütfen abi, ne olur yapma artık. Tamam mıdır şef? Aferin lan. Taze. Buyur abi. Taze. Dur abi. Bu veledi beğendim. Bunu istiyorum Robin. Yazık olay abim, konuşuruz bir şekilde çözeriz. Rüzgar, Robin abi seni Osman'a satacak. Ben kaçmaya karar verdim Boncuk. Saçmalama, sonra çetelerin falan eline düşersin. Ya zaten bir çetenin elindeyiz. Robin abi çete gibi değil ki. Bazen kötü davranıyor ama onlar kadar vahşi değil. Onlar olsa sakat bırakır insanı. Şişman Bekir'i dilendiren adam iki kolunu birden kesmiş biliyor musun? Ya Firavun Osman da benim iki kolumu birden keserse? Belki sadece hırsızlık için istemiştir. Ne olduğunu öğrenmeden sakın kaçmaya çalışma. Ya kaçmak değil de hayalim daha başka aslında. Kaçmaktan daha güzel. Keşke bizim de herkes gibi bir ailemiz olsa. Ama olamaz. Bizim anne babamız ölmüş. Keşke ölmeselerdi. Ama belki de yeni bir aile buluruz. Düşünsene Boncuk. Dünyalar güzel bir anne. Üşümeden uyuyacağımız sıcacık bir ev. Ağzına kadar dolu bir buzdolabı. Sevimli bir köpek. Ama bizi kimse istemez ki. Biz hırsızız. Biz hırsızlık yapmak istemiyoruz ki. Onlar bizden istiyor. Ama ben buradan kurtulacağım. Bir ailem olacak Boncuk. Seni de alacağım. Belki bütün arkadaşlarımı kurtarırım. Başlamak istemedik. Sen olay mı ediyorsun değil mi? Hey, iki boncuk kızı sen ya. Ben sana gelme demedim mi bir daha? Bir daha gelmeyeceksin dedim. Bir daha gelmeyeceksin dedim. Bıçakla oynama ya. Senin işin var burada. Seni kim buraya gönderiyor? Kim buraya gönderiyor dedim. Ya al ya al. Al. Kader vurdu bir de sen vur hadi. Hadi durma vur. Gel 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 bir otur şöyle. İşte hiçbir şey çalmadığımda bunlar oluyor. Nasıl bir insan yaptı sana bunu böyle? Robin şerefsiz yaptı. Hem insan değil zaten o. E ne duruyorsun? Vursana hadi. Durma. Aa, acıyor. Aa, acıyor. Bir daha seni burada görmeyeyim ha. Ben yalan söylemiyorum. Size bunu kanıtlayacağım. Ya şimdi televizyon biraz şişman gösteriyor. Aslında daha zayıf. Normal hayatında nasıl biri? Üstüne çok düşmese daha iyi olacak. Ama idare ediyoruz işte. Başka da bir fasosu yok. Güvenlik yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Bazen de paket söylüyoruz. Kaçmaktan daha da güzel olan hayalim bu mu tazı? Evet bu. Çok güzelmiş. Ama bizden bahsettin mi tazı? Bahsettim bahsettim. Sizleri çok merak ediyor. Ben de kameraya çeker gösteririm dedim. Ama Robin'i de görmek istiyor. O yüzden arkadaşlar bu gizli çekim olacak. Arkadaşlar film şöyle başlıyor. Ben kamerayı gizleyeceğim. Siz de beni Robin'e şikayet edeceksiniz. Ne diyeceğiz? Seni polise şikayet edecek değil. Senden mal kaçırıyor satıyor değil. Gazoz bu mal kırık mı oğlum? Vallahi ben kırmadım Robin abi.
Ne olur dövme beni. Oğlum biz size zenginden alıp fakire vereceğiz diyoruz. Siz fakirden alıp açlık sınırının altındakine vermeye çalışıyorsunuz. Sonra fakir ben oluyorum. Tazı seni polise ihbar edecek. Tazı senden mal saklıyor. Tazı senin için şöyle böyle diyor. Tazı isyan hazırlığı yapıyor. Lan Tazı! Buyurun efendim. Başlatma lan efendinden. Beton. Sadece bir kere bayıldım. O da hastalığımı öğrenme nedenim oldu biliyorsunuz. Yani kendimi sağlıklı, iyi, güçlü de hissediyorum. Belki bir sorun yoktur. Kardiyomiyopati oldukça sinsi bir rahatsızlık. Yani hiçbir belirti olmasa bile ani ölümle sonuçlanabiliyor. Bu yüzden... Aslında bunları biliyorum Nurdan Hanım. Benim size asıl sormak istediğim... Sizce ben anne olabilecek miyim? Prensip olarak bir doktorun aslında bunu söylememesi gerekiyor. Ama maalesef gebelik sizin için çok riskli. Hayati bir riskten bahsediyorum. Kalp kaslarınız aynı anda hem bebeği hem de sizi destekleyemeyecek kadar zayıf. Yani bu durum ikinizi de büyük bir tehdit altına atacak. Doğum sırasında ölüm olma ihtimali var. Hamilelik sürecinde de çok problem. Açtığım için ne olur abla. Al bakalım. Aslında bunları biliyorum Nurdan Hanım. Benim size asıl sormak istediğim... Sizce ben anne olabilecek miyim? Eli baş gelenin sonu karanlık oda. Oğlum biz size zenginden alıp fakire vereceğiz diyoruz. Siz fakirden alıp açlık sınırının altındakine vermeye çalışıyorsunuz. Vereceğim hepinizi yetiştirme yurduna, hayatınız kayacak. Bunu mu istiyorsunuz? Kim bu adam? Hiç kimse Robin'den kaçamaz. Psikopat işte. Sana demiştim ya, inanmamıştım. Kalk hadi, kalk gidiyoruz. Kalk hadi polise gidiyoruz. Yok, polis olmaz, hayır. Herkesin başı derde girer. Daha önce polise gitmek isteyen biri oldu. Robin çok büyük ceza verdi. İstemek istersen daha fazlası var. Kalk, hadi.
Kalk. Nereye? Konuşma, kalk dedim sana. Osman abi tazıyı istiyor. Bu ne demek? Robin oğlum ben seni bitirdim demek. Daha o çocuk benim altın yumurtlayan tavuğum nasıl vereyim hacı ya? Hani çocukların hepsini alıyorum, bir tazı sende kalsın dese bundan kat kat iyi ya. Anlaşırız, uzlaşırız dedim ama başka ne diyebilirim ki? Adam ipimi çeker. Tazıyı vermesem de ipimi çekecek. Ne yapayım ben dayı? Geç. Soyun. Kızların yanında soyunulmaz. Ayıptır. Allah Allah. Soyun dedim. Bazı durumlarda soyunulur tabii ki. Hı? Şöyle. Aaa acıyor. Sus. Acıyor. Söyle bakalım senin adın ne? Aa Tazı. Tazı mı? Öyle isim mi olur be? Gerçek ismini söyle bana. Ya zaten Tazı benim lakabım. Sen bana kısaca Rüzgar diyebilirsin. Rüzgar. Güzelmiş ismin Rüzgar. Peki o zaman şimdi söyle bakalım Rüzgar Bey. Bu eve kilitleri aşıp nasıl girdin Rüzgar'cığım? Gıdıklanıyor. Ya meslek sırrı. Ben senin güzelliğin sırrını soruyor muyum? Hey! Bak. Laflara da bak. Aa gıdıklanıyor. Benim bir sırrım olduğunu nereden biliyorsun peki? Aa! Al sana. Bu saatte ancak bunları bulabildim. Telefonda da bir şeyden bahsetmedin. Ne oldu, yeğenin mi geldi? Merhaba canım. Merhaba. Ece bu kim? Çocuk. Bu kazma kim? Sevgilim. Sevgiliyiz değil mi hala? Değil miyiz? Yok, sevgiliyiz tabii canım. Bu balta mı senin sevgilin? Rüzgar. Bu çocuk kim? Sokak çocuğu. Sokaktan çocuk mu aldın? İndirim vardı, ben de kaçırmak istemedim. Üf, neler aldığını merak ediyorum. Hadi ya, lafa tutuyorsunuz. Oo, Osman abi bu ne şeref. Sen de şeref ne arar lan? Yine neşen yerinde Osman abi. Başlarım şimdi neşenden ha. Depoziti yatırdık, hala adam ortada yok. Ne adamı abi, ufacık çocuk o ya. Adam diyor ya. Ya ilahi Osman abi. Kalk! O çocuk bana lazım. Çocuğu en kısa zamanda teslim etmezseniz sinirlerinizi cımbızla alırım. Sakatatlarınızı sökerim. Kemiklerinizi parça pinçik kırar, çorba yapar, sokak köpeklerine yal diye dağıtırım. Neymiş? Ağzımıza eder misin abi? Defolun gidin, çocuğu bulun şimdi hadi. Vay, çok yakışmış. Evet. Şimdi gerçekten güzel bir yemeği hak ettik. Ne yemek istersin bakalım? Piş pilav ama tavuklu. Tamam, yeter abi. Eyvallah, teşekkür ederim. Kimi dünyayı versen doymaz, kimi de bir tabak pilava taf. Alper, kim bu çocuk? Anlattıklarından bir sonuç çıkarmak zor. Ece, polise mi gitsek? Ne diyeceğiz aşkım? Bir çocuk bulduk diyeceğiz. Şu Robin denen heriften bahsedeceğiz. Ya annesi babası varsa? Ne güzel işte, sahip çıkarlar. Sahip çıkmamışlar. Belki çocuğun nerede olduğunu bilmiyorlardır. İnsan hiç çocuğuna sahip çıkmaz mı? Alper, benim aslında bu çocuk mevzusuyla ilgili seninle bir şey konuşmam lazım. Aşkım lütfen didişmeyelim, tamam? Hassas konu. Zaten daha yeni barıştık. Yok, aslında didişmeyiz de konuşsak iyi olur. Başka bir akşam konuşalım, olmaz mı?
Farkındaysan uzun zamandır ilk kez yemek yerken kavga etmiyoruz. Lütfen şu ambiyansı bozmayalım. Değil mi? Tamam, bunu bozmayalım. Ya bunları zamana bıraksak ya. Geç oldu artık, kalkalım mı? Sen önce o pilavını da ye, ikinci tabağını da ye. Benim şişkan, benim tatlım, sonra kalkarız. Yemiyorum. Ye, ye. Hayır, yemiyorum. Almışsın ye. Hayır canım, yemiyorum. Hadi gidiyoruz, kalkın. Alo, ne yapıyorsun? Nerede lan bu tazı? Bu kadar adamsınız, biriniz bilmiyor musunuz yerini? Vallahi bilmiyoruz Zubin abi. Bileceksiniz lan! Ne biçim takımsınız siz? Hepinizi sakatlayıp sahalardan uzaklaştırayım mı la? Yavrularım, biricik okçularım. Bakın biz bir aile gibiyiz. Hadi söyleyiverin şu tazının yerini de mutlu yuvamız dağılmasın. Tamam la. Yerini bulan ha, 1000 lira ödül. Hadi bakalım. Söylemezseniz söylemeyin. 1000 liraya adam kesiyorlar. Tazıyı mı bulamayacaklar? Ödülü duyan bütün çeteler peşine düşecek kızı. Bence dön artık. Belki Robin kızmaz. Boncuk, benim artık yeni bir ailem var. Onları bırakamam. Ama biraz sabret, dayan. Ece ve Alper hepimizi kurtaracak. Gerçekten, inan bana. Boncuk, bir süre görüşemeyeceğiz. Kendine iyi bak, olur mu? Hoşça kal. Beni evlatlık alırlar. Boncuğu da alırlar mı acaba? Sonra diğerleri. Ece ve Alper'in bir sürü arkadaşı vardır. Onlar da diğerlerini alsa. Böylece hiç ayrılmayız. Hepimizin annesi babası olur. Allah'ım ne olur olsun. Ne olur olsun. Alper hala ateşi düşmedi. Şimdi 39,5'a çıktı. Çok korkuyorum. Ne yapacağım ben? Alper gelirken ateş düşürücü de al, tamam mı? Anne. Selam. Ne haber? Düştü mü ateşi? Düşmedi. 39,5-40 arası gidip geliyor. Alper ne yapacağız? Çok korkuyorum. Ece, bu çocuk yanıyor. Biliyorum. Çabuk hadi giyin, üstünü giyin, çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Kaydı yok, bir şey yok, kimliği yok. Onu da hallederiz. Hadi aç kapıyı, aç bana. Dur, tişörtünü al, ayakkabılarını ben getiririm. Kaydı benim üzerime açtılar. Senin için bir sorun olmaz değil mi? Olmaz, niye olsun ki? Zaten nakit ödeyeceğimi söyledim. Kapıdaki memur çocuk da tanıdık çıktı.
Ya bir de Allah aşkına olsan olur, olmasan olur. Ece doktor. Durum nedir? Gastroenterit olmuş. %5 dekstroz ve serum fizyolojikle hidrasyonu sağladık. Yani? Yani ufaklık ananası biraz fazla kaçırınca bağırsaklarını bozmuş. O şu anda gayet iyi. Telaş edecek bir şey yok. Birazdan taburcu ederiz. Sağ olun. Teşekkürler doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ne? Sakın bir şey söyleme. Zaten ödüm koptu. Pes. Pes doğrusu. Bravo. Ya o küçücük çocuğa bir çuval ananas yedirilir mi ya? O çocuğun eti ne, budu ne? Ben bütün ananasları yiyeceğini nereden bilebilirim Alper? Ben uyurken yemiş. Çımartıyorsun. Çocuğu çımarttığın için böyle oldu. Aa! Ben mi çımartmışım? Daha dün bir çıval kıyafetle gelip çocuğa defile yaptıran bendim çünkü. Değil mi Alper Bey? Olabilir. Olabilir ama çocukların her istediği yapılmaz. Otoritemizi sarsıyorsun. Bu şekilde olmaz. Merhaba. Seninle sonra görüşeceğiz. Hiç kimsenin anne babası yok. Annem babam olsa Robin abi söylerdi. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Hiç kimse anne babasını hatırlamıyor. Sen? Ben de. Olsa hatırlardım. İnsan hiç anne babasını unutur mu? Hadi kalk ata binelim. Olur. Ya Ece, bu iş benim aklıma hiç yatmıyor. 10 tane çocuk var, 10'unun da annesi babası yok. Ya varsa? Ya yoksa? Ya anlattıkları gerçekse? Evlat edinirsin. Yani öyle bir şey olursa ben evlat edinirim. Edinebilirsin. Yani kanunen böyle bir hakkın var. Ama evlenince birlikte de edinebiliriz. Hatta hemen çocuk yaparız. Belki ikizimiz olur. Üstüne bir tane daha yaparız. Hat-trick yaparız. Kocaman bir aile oluruz. Bak tamam, güzel oldu. Ben bu planı sevdim. Çok sevdim. Şunu birazcık daha çekeyim. Tazı! Ne kadar kişilikli çocuk ya. Bir de zeka küpüne düşmüş gibi resmen. Bazen de ananas küpüne düşüyor tabii. Hı. Dikkat et de sen de sinir küpüne düşme. Dikkat et mi? Sen şımart çocuğu, şımart çocuğu. Hangi çocuğu? Hangi çocuğu, hangi çocuğu? Hangi çocuğu Alper? Hangi çocuktan bahsediyorsun Cem? İşte Ece'nin şımarttığı çocuk. Bu mu yoksa? Aa, aa Ece yok, bu yok. Çocuğu mu şımartmış? Ay çok tatlı bir çocuk bu. Kim bu çocuk? Kim bu çocuk Alper? Hayır, yeğenim. Heh. Senin kardeşin yok ki. Annemin dayısının kızının torunu işte canım. Allah yeğenim ver şunu ver. Ay çok tatlı. Bak bak. Bak şimdi. Gençler. Ne oldu? Buldunuz mu çocuğu? He. Ay Alper Bey'in yeğeni olsun bence. Çok tatlı çocuk. Çok tatlı hakikaten. Hmm. Harika. Çok güzel. Adı ne? Tazı. Tazı mı? Babası avcı falan mı? yok, Tazı onun lakabı. Biz aile içinde ona Tazı diyoruz.
kendisi çok hızlı koşuyor da. Asıl adı şey, Rüzgar. Değil mi Ece? Rüzgar zaten, sen daha harika. İyi bilirsin. Hemen Rüzgar'la bir anlaşma hazırlayın. Ver şunu, ver. Çabuk halloldu ama. Ama çok hadi tatlı gelsin. Bir yeğenim var. Ben ne yapayım ya? Onun altı kuru, sizin kulağınızda o muhteşem ses. Günlerdir mülteci kamplarına varıncaya kadar arattım abi. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Para ödülünü arttırsak? İstanbul oğlum bura. 1000 liraya bırak tazıyı bulmayı, adam keserler lan. Nerede lan? Nerede lan? Yer yarıldı. İçine mi girdi lan? Nerede lan bu? Hiç ses duymuyorsunuz değil mi? Çünkü kardeşimin altı Goya Organik'le bağlı. Akter'in liflerinden üretilen Goya Organik sayesinde onun altı kuru, sizin kulağınızda o muhteşem ses. Şimdiki bebekler çok şanslı. Benim zamanımda Goya Organik olsaydı daha az ağlardı bir kere. O yemek son lokmasına kadar yenecek. Günah. Onu bulamayanlar da var. Siz tazı için bunca işkenceye katlanıyorsunuz ama o sizi hiç düşünmüyor. Tazının yerini söyleyene bir ay boyunca pizza söyleyeceğim. O kadar kötü mü ya? Lan! Tazın ilk hayat yaşasın. Reklamlarda oynasın. Biz de onun yüzünden işkence görelim. Oh be! Ne güzel hayat, anlamadım ki arkadaş. Tazının bir planı vardır arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Ben artık dayanamayacağım. Lan biz çeteleri, organ mafyasını, mülteci kamplarını araştırırken beyefendi şöhret basamaklarını tırmanıyormuş. Olur mu lan? Olur mu lan? Ne işi var kapkaççı adamın reklam filminde ya? Acaba bir akrabası vardı da izni mi buldu? Belki o yardım etti. Hepsi temiz abi. Hiç iz bulamazlar. Tazı bizi ihbar etmiş olabilir. Yok yok. Öyle olsa 40 kere baskın yemiş olurdu. Biz bunu bu yangından mı kaçırdıydık la? Yok, o kostikti abi. Hatta yangından ben çıkarmıştım. Bütün ailesi o yangında kül olmuştu. Bu şey, hastaneden kaçırdığımız bebe bu. Yok abi, o boncuktu. Anasıyla babası sobadan zehirlenmişti. Ben hasta bakıcı kılığına girip almıştım boncuğu. Nereden bulduk la biz bu bebeği? Ya abi, bunun annesiyle babasını öldürmüşlerdi. Hatırlasana, tazıyı biz çalmıştık. Hatırladım. Anaları babaları ölmüş işte. Biz almışız, meslek sahibi yapmışız, adam etmişiz. Sonra da elin adamı gelecek, hazıra konacak. Yok öyle ya. Betonla, bu reklam işinde iyi para vardı değil mi? Reklam olmaz mı abi? Acaba diğer çocukları da dizilerde mi oynatsa? Osman abi tepemize çökmeden bu işi halletmemiz lazım. Ben şu Goya denen şirkete bir gideyim, bakayım. Belki bir ipucu buluruz. İyi günler. Oğlum reklamlarınızda oynayan kadın ve çocuğu göreceğim diye tutturdu. Çocuk işte. Onlardan imzalı fotoğraf istiyorum. Burada hiç imzalı fotoğraf yok ki bir tanem. Çok üzgünüm. Oyunculara nasıl ulaşabiliriz acaba? Aslında ikisi de oyuncu değil. Ece Hanım genel müdür yardımcımız. Rüzgar da finans müdürü Alper Bey'in yeğeni. Rüzgar? Reklamlarda oynayan ufaklık. Adı Rüzgar. Ha, Rüzgar. Müdür Bey'in yeğeni. Evet. Ece Hanım biraz yoğun ama Alper Bey ise... geldi kendileri, bakın. Alper Bey. Buyurun. Bir dakikanızı alabilir miyim? Tabii. Konu nedir? Tazı. Yani sana göre yeğenin Rüzgar.
Ben Tazı'nın anası, babası, dayısı, amcası, bilumum akrabasıyım. Yeğenim demişsin, ben seni tanımıyorum. Uzatmasa dede gel. Ya çocuğu geri verirsin ya da yetiştirme bedelini alırız. Sen şu Tazı'nın bahsettiği Robinson. Neymiş bu bedel? 250.000 ya. Ben sana bilmiyorsan hatırlatayım diye söylüyorum. Çocuk ticareti yapmak uluslararası bir suçtur. Ödeme nakit. Kalkın gidin lan buradan. Kalk git buradan. Polis çağırmadan buradan kalk git. Kalk. Kalk. Yalnız bu indirimli fiyattı. Bir daha seferi bu kadar ucuza bulamazsın. Çıkın dışarı. Yürü la. Evet, dinliyorum. Otur Ece. Ne bu böyle gizemli gizemli? Robin geldi. Ne? Ya Rüzgar'ı verirsiniz ya da 250.000 lira para isterim dedi. Ben de kovdum gitti. Ama geri gelecektir. Ya neden tersledin? Toparlar verirdik 250.000'i. Ne yapsaydım? Bugün elini veren yarın kolunu kaptırır. Bu işi yasal yollarla çözeceğiz. Neymiş o yasal yol? Emniyete gideceğiz. Şirketin bütün avukatlarını seferber edeceğiz. Bunlar daha ne olduğunu anlamadan Robin hapsi boylayacak. Çok uzun yol olmaz. Başka yol mu var? Var. Var. Ben biliyorum ne yapacağımı. İş bitince paranı alırsın birader. Hadi selametle. Hazırsınız değil mi? Yarın bütün yük sizin üstünüzde olacak. Bu işten çok iyi para kaldıracağız ha. Şirkete ortak edecekler beni, ortak. Bir çocuğu kolundan tutup evlatlık talebiyle bize getiremezsiniz hanımefendi. Bu işin bir usulü, bir kanunu, bir nizamı var. Kedi mi bu? Açıkçası ben sizin biraz daha anlayışlı olmanızı, bize yardım etmeye çalışmanızı bekliyordum ama siz aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz. Kim olduğunu bilmeden size yardımcı olamayız. Çocuk muhtemelen kurum kayıtlarına bile girmemiştir. En iyisi siz bir polise gidin. Benim yapabileceklerim gerçekten bu kadar. Tamam. Anlıyorum, sağ olun. Alper'den mesaj geldi. Rüzgar'ın annesi babası şu an televizyonda. Çok acil şirkete gelmen lazım. O günü hiç unutmam. Salonda Kur'an okuyordum. Tam ikinci cüzü bitirdim ki kulağımda aniden annem diye bir ses çınladı. Önce gayipten sandım. Sonra bir baktım ki benim oğlum padi bana geliyor. Kollarını açmış. Gözlerimin içine baka baka. Annem dedi bana. Bizim ikimizin evladı olmadı. Hikmetinden sual olunmaz. Yaradan vermedi işte. Biz de Samet'e evlat edindik. Evimize neşe getirdi. Yüzümüz onun sayesinde güldü. Ama şimdi o Goya denilen şirket evladımızı çaldı bizden. Allah belanızı versin sizi. Samet'im neredesin? Samet'im! Samet'imi getirin! Yavrumu getirin bana! Ay, Samet'im! Peki sonra ne oldu? Samet'imiz ortadan kayboldu. Ara tara yok. Sonra baktık ki reklam filminde görünce şok olduk. Şok? Meğer firma yöneticileri oğlumuzu kaçırıp reklam filminde oynatmış. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Samet'in oğlunuz olduğu ne malum? Bak,
Ben yayından önce hepsini kontrol ettim. Sorumlu yayıncılık ilkelerimiz gereği konuyu araştırdım. Bu çocuk, yani Samet Aslan, yasal olarak Elif ve Ali Aslan'ın oğlu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Nurten Hanım, buyurun. Bu oğlan sokaklara düşebilirdi. Bu oğlan kapkaççı olabilirdi. Hanımla bey bayağı sevap işlemişler vallahi. O zaman biz de üstümüze düşen görevi yapalım arkadaşlar. Goya bezlerini almayalım, aldırtmayalım. Goya denen firmanın Allah belasını versin. Amin. Ali'nin iddiasına göre Goya yöneticileri Ece Pulat ve Alper Şirin tarafından kaçırılıp reklam filminde oynatılmış. Bakın bakın videoyu biz... Hiçbir şey duymak istemiyorum Alper, anladın mı? Hiçbir şey duymak istemiyorum. İnanmıyorum ya, bana utanmadan o çocuğu yeğenim diye yutturmaya kalktı. Bana bakın, o çocuğu gerçekten kaçırmadınız değil mi? Olur mu öyle şey Kerim Bey? Bakın Twitter'da çocuk kaçakçısı Goya etiketiyle dünya birincisiyiz. Sosyal medyada boykot başladı ve bayiler mal iade etmek için sırada bekliyorlar. Nasıl temizleyeceğiz bu rezilliği ha? Söyleyin. Toplantıdayım. Hı? Anlıyorum. Tamam, yolluyorum. Polis gelmiş. Samet'in annesi aşağıda. Çocuğu almak istiyor. Kerim Bey, onun adı Samet değil, Rüzgar. Ayrıca annesi babası falan değil onlar. Bir yanlış anlaşılma var ortada. Ece, o çocuğun adı Samet. Annesi babası da onlar. Anladın mı? Onlar Robin'in adamı. Benim gerçek annem ve babam Ece ve Alper. Rüzgar, sen gel benim. Ece, ne olur bırakma beni. Gel sen burada bir otur şimdi. Alper. Her şeyi yapacağım. Bak, ikinizi de çocuğum gibi severim. Ama bu iş çözülene kadar artık şirkete dönemezsiniz. İkiniz de istifanızı getirin bana. Eyvallah. Hadi gidiyoruz. Gel. Ece, ne olur beni onlara vermeyin. Evlatlık alın beni. Bak, bir daha evi dağıtmayacağım. Yanında da yatmayacağım. Ne olur bırakmayın beni. Rüzgar. Bak, şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Sana söz veriyorum, kurtaracağım seni. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bana inanmak zorundasın. Tamam mı? Sen zaten benim çocuğum olacaksın. Şimdi dayanmak zorundayız. Hayır, değiliz. Ben senin çocuğun olmak istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Ece, hadi aşkım. Çocuk taciri. Elimde işkence yaparken görüntüleri var. Size gösterebilirim. Çok büyük bir yanlışlık yapılıyor burada. Lütfen. Hanımefendi, derdinizi mahkemede anlatırsınız. Gidin hanımefendi, gidelim. Ay kuzum! Sana bir şey yedirmezler mi? Çöp gibi kalmışsın, çöp. Fiyat 1 milyon oldular. Şu senin sevgilinin adresi değil mi? Haftaya oradan parayı almaya geleceğim. Zahmet etmişsin. 5 kuruş para alamayacaksın. Çocuk ünlü olduktan sonra fiyatı arttı oğlum. Daha pahalıya bile satarım. Tavuğumu altın yumurtlayan tavuk yaptınız. Teşekkür ederim. Labeto. O söylediğim adresi var ya. Oraya git, DVD, VCD, laptop, tablet, ne bok varsa topla bak. Hadi canım. Alper Bey, Ece Hanım, ifadenizi almalıyız. Adam manyak. Elimizde görüntüleri var çocuklar işkence yaparken. Memur Bey, neden anlamak istemiyorsunuz? Daha önce niye gelmediniz peki? Çocuğa bir şey yapar diye korktuk. Sonuçta kriminal tipler bunlar. Ayrıca ben size söyleyeyim. O kadın Rüzgar'ın annesi olamaz. Çocuklara zorla hırsızlık yaptırıyorlar. Velayeti onlarda bir şey yapamayız. Ama elinizdeki görüntüleri getirin. Sonrasını mahkemede anlatırsınız.
Bu son operasyonla imparatorla ilk adımımızı attık. Neymiş? İmparatorla ilk adımı atmışsınız. Taze efendi kendi aklınca bizim kalemize gol atmaya kalktı. Ama biz yemedik. Neden? Çünkü bizim çok sağlam bir defansımız var. Neymiş? Sağlam bir defansımız varmış. Bundan sonra her kim ki kaçmayı aklından bile geçirirse gözünün yaşına bile bakma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Taze, sen artık bir starsın evladım. Artık ayrı bir bölümde yaşayacaksın. Hepinizin resmi anası babası beton ve ezogelindir. Vaktiyle her ihtimale karşı böyle bir tedbir almıştık. Hadi. Öpün ananızın babanızın elini. Tazı. Sen de. Hayır Ece Rüzgar değil. Ece Robin'in adamları görüntüleri çalmış. Rüzgar. Ayber. Ayber biz ne yapacağız? Ayber biz ne yapacağız? En büyük kabusum gerçek oldu. En büyük kabusum gerçek oldu. En büyük kabusum gerçek oldu. Ne kabusu? Ne kabusu? Ne kabusu? Benim bir hastalığım var Alper. Nasıl yani? Ciddi bir şey. Kardiyomiyopati. Kalp kası zayıflığı. Bir süre önce çıktı. Gebe kalırsam ya doğumdan önce ya da doğum esnasında ölebilirmişim. Annem gibi işte. Madem ben kendi doğurmadığım çocuğa bile bakamadım. Ona bile sahip çıkamadım, baksana. Peki bunu ne zamandır biliyorsun? 6 ay oldu. Peki bunu yani ne zaman? Ben söylemeye çalıştım aslında. Ne zaman? Hı? Birkaç kez denedim. Denedim ama başaramadım. Yapamadım. Bencilsin. Alper, ben seni çok seviyorum. Anlamaya çalış. Ben seni anlamaya çalışıyorum zaten Ece. Ben neden 2 günde bir kavga ettiğimizi anlamaya çalışıyorum. Ama sen bana bunu açıklamak yerine beni aptal yerine koyuyorsun. Neyi denedin? Kalp hastalığını anlatmak denenmez. Anlatılır. Anladın mı? Sonra da birlikte çözüm aranır. Hayır.
Sen de öyle çekip gitmişsin birader. Ne yapayım birader? Kalbim çok kırıldı. Lan kız hasta hasta. Kalbim kırılmış. Öyle gidilir mi? Cem üstüme gelmesene. Oldu bir kere işte. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kim bilir kaç parçaya ayrıldı şimdi. Niye kimseye bir şey anlatmasın? Her şeyi kendi halledecek ya. Ece ayrı bir dert. Rüzgar ayrı bir dert. Goya ayrı bir dert. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi birader. Tom yesene bir şey. Sabah bir oynuyorsun. Eğer canlı yayına çıkmazsan o çok sevdiğin Ece ile Alper'in sonu aynen böyle olur. Bu işi bir kere yapacaksın, sonra normal hayatımıza geri döneceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Aferin lan sana. Samet'imi şirketin önüne görünce Samet diye bağırdım, üstüne atladım. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmış. Samet'cim, senden hiç dinlemedik bu acıklı hikayeyi. Yaşadıklarını bizimle paylaşır mısın? Seni nasıl kaçırdılar, nasıl reklam filminde oynattılar? Seni dinliyoruz. Eğer canlı yayına çıkmazsan Ece ile Alper'in sonu aynen böyle olur. Hemen televizyonu aç. Rüzgar arar buluruz programına konuk. Beni kaçıranlar. Reklamda oynamazsam bana işkence yapacaklarını söylediler. Aa. Kahretsin onları. Kim söyledi bunu? Ece. Ece ve Alper. Yani Goya Çocuk Bezlerinin genel müdür yardımcısı ve finans müdürü. Öyle mi anlıyoruz? Biz çok zenginiz. Ailem bizimle baş edemez. Dağılır dediler. Sonra da bana işkence yapıp reklamda oynattılar. Hadi gelin dağıtın. Ben burada çocuklarımla dimdik ayaktayım. Gücünüz varsa hadi gelin dağıtın. Bravo. Götür bunların hepsini çöpe at, tamam mı? Hadi bakalım, kazanız mübarek olsun, hayırlı işler. Bugün çok önemli bir iş başardınız. Onun için hurlüfeleri yüksek tutuyorum. Özogil'ini al sen şunu. Git biraz dinle. Allah senden razı olsun Robin abi. Sağ olasın. Firavun Osman'a ne diyeceğiz abi? Ya, oğlanın değeri arttı şimdi. Bu saatten sonra o paraya vermem ben bu çocuğu. Sen al şunu Osman'a götür. Kaporasını fazlasıyla veriyoruz. Abi çocuk cezaevine girdi be. İşte yapmayız bir daha abi. Yalarım abi. Çek bir ayar, tamam? Programı, reklamı falan izlediyse abi. Cezaevine yeni girdi deriz oğlum. Parayı verdikten sonra gel de beraber ıslatalım. Sen nasıl izledin programı, ben anlamadım ki. Rüzgar'ın söylediklerini duymadın mı? Duydum canım, duydum. O yüzden öfkeliyim zaten. Gitmiş onlarla bir olmuş bücür. Oyuna geldik işte. Sen nereye kadar izledin programı? Bizi rezil edip yerin dibine soktuğu yere kadar izledim Alper. Ha. Sen ananası duymadın yani. Ne ananası? Okey. Ne tür işkenceler yaptılar sana?
Ananas yedirdiler. Ananas. Ananas? İşkence bu mu? Evet. Çok vahşiceydi. Günlerce ananas yedim. Artık istemiyorum diyorum. Bana zorla yediriyorlar. Hayır yiyeceksin diyorlar. Ece her gün 10 tane ananas getiriyordu. Hayvanlar, Samet'ime ananas yedirmişler. O ananasları unutmayacağım Ece Valper. Eğer cesaretiniz varsa gelin hadi. Gelin bulun beni. Hadi bulun. Hadi gelin oğlum, bulun. Tamam yeter. Niye durup dururken bu sular bizi? Oy, ananasla şoka girdi yavrum. Ben yayın biter bitmez fırladım kanala gittim. Rüzgar'ı görürüm diye. Gördüm de aslında uzaktan. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ama apar topar kaçırdılar çocuğu. Ne dediğini duyabildin peki? Anladığım kadarıyla bizi öne sürmüşler. Çocuğu tehdit etmişler. Bu çocuk da korkmuş. Sonuçta normal, korkar. Korkar tabii. Benim de aklıma neler geldi ya. Meğer çocuk korkudan şey yapmış. Alper. İyi ki geldin. Peki nasılsın? Şimdi iyiyim. Sen gelince iyi oldun. Sen? İyiyim işte. Ben de işten kovuldum senin gibi. Sonra çocuk kaçakçısı oldum senin gibi. Rüzgar da gitti. Harikayım, daha ne olsun? Şahane spor. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden hiçbir fikrim yok. Bir önce Rüzgar'ı kurtaralım. Sonra bakarız ne yapacağımız. Evet, Rüzgar'ı kurtaracağız. Hadi dur. Bu tazın annesi. Cüzdanı geri verelim. Bana ne oldu? Bu kadın bizi kurtarabilir. Özür dileriz Ece abla. Bu salak senin tazın annesi olduğunu fark etmemiş. Özür dilerim Ece abla. Gelin. Gelin oturun bakayım bir. Tazı nerede? Robin onu hapse attı. Anahtar onda. Ondan başka kimse giremez. Robin nerede peki? Hayırdır bacım? Birine mi baktınız? Yok. Size öyle gelmiş. Ben böyle bir bakayım dedim. Çok güzelmiş içerisi. Maşallah.
Alo. Alo, alo Ece. Ay şarjını. Ay da senin şarjına ben. Merhaba yakışıklı. Masada yer var mı? Başka yer yok da. Sana yer ayrılmayacak masa henüz marangoz tezgahından çıkmadı. Buyur otur. Tabağınızdan yiyin lan. Oğlum, aç ablana bir yetmişlik. Yok, ben bu akşam içmeyeceğim. İçersin, içersin. Vur bir kadeh. Yoksa nasıl dökülür gönlüm? Değil mi ya? Ya ben seni bir yerden tanıyorum ama ya. Dur. Hatırlayacağım şunu. Dur. Nereden olabilir, nereden olabilir? Paris ya. Evet ya, ben Paris'ten tanıyorum seni. Ticaret fuarından mı? O da bir nevi ticaret fuarı sayılır. Hastaydım sesine. Rakıyı susuz içerdim. Hala Paris pavyonunda mı çalışıyorsun? Yok, ben artık o alemlere takılmıyorum. Kendi albümüme odaklanıyorum bu aralar. O zaman bireysel başarılarımıza içelim. İçelim be. Sandip. Yarasın. Peki sen ne iş yapıyorsun yakışıklı? İmparatorum. Nasıl yani? Öyle bildiğimiz imparator mu? Atlar, haberci, okçular falan. Habercilerle okçular var. At işine de kısmetse gireceğiz. Vay. Bu Kadıköy sokakları var ya, alayı benim ha. On erim, iki erbaşım var. Vay 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 vay. Peki bu güzel imparatorluğunda imparatoriçe açığı var mı acaba? Var. Takayım mı sana imparatoriçe tacını? Ay ben birden böyle şey oldum. Tehlikeli olmasın sonra. Buralarda tek tehlike benim bebeğim. Hadi kalk. Sana sarayımı gezdireyim. Hadi. Şimdi imparatorluk kurabilmek için benim gibi lider bir kişiliğe sahip olmak gerekiyor. Robin'i buldum. Aynalı müzikole gidiyorum. Birazdan o güçlü lideri göstereceğim sana. Ay, ay aman be bir bırakmadılar be. Dedim sana albüm işte. Duyan arıyor, duyan dayanamıyor, arıyor. Alo. Kapattım. Alo.
Sen bir anlat bakayım bana. Nasıl kurdun bu şaşalı imparatorluğu? Her şey nezarette tutulduğum bir gece babamın anamla dört kardeşimi boğazlayıp kendini kapıya zincirlemesiyle başladı. Uzun bir başlangıç olmuş. Devamı daha uzun bebeğim. Birer kadeh bir şeyler içer miyiz? Yok yok, ben içmeyeceğim. İçersin, içersin. Kolay gelsin. Robin diye birini arıyorum ben. Robin abim gelmedi mi? Geldi ama bir hatunla çıkıp gitti. Arkadaş da Robin abiyi soruyor. Merhaba. Elimde bu saatten 1000 tane vardı. Satmak için Robin'i bul dediler. O sana yardım eder dediler. Anlaşırsak 50-50. Al bu da kıyam olsun. Vay. Fiyakalı durdu değil mi lan? İşte güzel oldu. Bir şeyler içelim sonra gideriz. Baban kendini öldürmüş yani. Yani ben öyle intihar diye tahmin ediyorum. Çünkü evi yaktıktan sonra kendini kapıya zincirlemiş. Kendini kapıya neden zincirlemiş peki? Yani muhtemelen içeridekiler dışarı kaçamasın diye. Çünkü ben olsam ben de öyle yapardım. Manyaklık gene babadan gelmiş. Bir şey mi buyurdun imparatorisa? Yok ben de hadi artık şu saray gezisini bitirelim de taç takma törenine geçelim diyecektim. Hay hay. İmparatorisa sarayı nasıl buldu? Muhteşem. Gel bak şimdi de sana kaşıkçı elbasını göstereceğim. Hadi göster bakalım. Ederine paha biçilmez ha. Hadi her şeyi gördün. Artık taç takma töreni. Şimdi en kıymetli hazinemi göstereceğim sana. İmparatoriçe tacını takma zamanı.
Rüzgar aşkım benim, hadi uyan. Gel. Acı, sen gerçeksin. Tabii ki. Sana seni kurtaracağımı söylemiştim. Evet, burası da bizim mekanlar işte. Robin buradadır değil mi? Robin abi buradadır, burada. Buralardadır ya. Alper? Ece. Alper. Ne oluyor lan burada? Rüzgar, gel lan. Hadi hadi. Rüzgar, kal. Hadi. Saat ayağına kumpas he. Geç seni. Çantayı ver. Çantayı ver. Telefon. Ver ver. Akıllı oğlum. Çocuk olmasaydı sorardım ben sana. Abi. Abi ne oldu sana? Lan. Alçaklar. Ne oluyor lan? Ben binmişim adamın üstüne, adamı tutmuşum. Sen niye aradan çıkıp kaçıp gitmiyorsun ki? Ben onu anlamıyorum yani. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. En azından polisleri çağırırdın. Hoppala. Ah, selam. Senin ne işin var burada? Oğlum sana kaç kere dedik git diye. Ne yapıyorsun sen? Ya ben sizi bırakıp hiçbir yere gider miyim? En azından polisleri alıp gelirdin. Ay ben dejavu oldum. Ben de. Bu kilit... Anahtarsız açılmaz. Tamam Rüzgar, şimdi koşuyorsun tamam. Polislere haber veriyorsun ve bütün durumu anlatıyorsun. Hadi fırla. Alper, hangi polis bunu dinler? Allah aşkına bir baksana ya. Polise gidip anlatacak, diyecek ki o da doğru söylüyor, gidip bakacaklar. Niçin öyle polisler mi ciddiye almasın ki sevgilim? Niye ciddiye yani alsınlar? Küçük çocuk küçük anlatacak, durumumuza bakar mısın? Sence güvenilir mi? Gördüğü zaman inanabilir mi sence ya? Rüzgar! Bak, Rüzgar! Robin denen kapkaç çetesinin lideri şu anda kız arkadaşımla beni bu metruk yerde bizi alıkoymuş durumda ve bizi ölümle tehdit ediyorlar. Biz şu anda gördüğünüz gibi burada kapalıyız. Bu videoyu size getiren çocuğa lütfen itimat ediniz ve bizi buradan kurtarınız. Bir de ellerinde keskin şeyler de var, bizi öldürebilirler. Lütfen gelin bize yardım edin, teşekkür ederiz. Evet. Ulan tam bittin sen. Asıl sen bittin Robin efendi. Vermedin mi lan sen parayı? Osman abi yoktu, ben de sonra veririm dedim. Yanlış olmasın diye yani abi. Çok iyi yapmışsın. Şimdi oydular bize. Osman abi. Ne bu hal lan? He? Yolayım mı lan tüyünü, ha? Yol abi. Aha abi, vallahi senin eleman geçiyor. Ben de gördüm abi, o çocuktu. Eğer bir oyun oynarsan yakarım ulan burayı. Yakalayın o zaman. Gel. Yürü. Şimdi Osman abim...
Mevzu bende, tamam mı? Sen hiç şey yapma. O adamla kadını sen hallet, gerisini kardeşin çözer, abim benim. O televizyon programından kaç para kaldırdın sen? Abi o Goya denen şirketten alacağımız paranın yanında o devede kulak ha. Yani oradan kafadan biz 2 milyon kaldırırız abi. Buldunuz mu lan? Yok Osman abi. Kaçtı gitti, bulamayız artık. Lan çabuk haber salın, herkes merkeze gelsin. Çay kahve ne içersin Osman abim? Ben sana şey yapayım. Buyur geç şöyle. Robin denen kapkaç çetesinin lideri şu anda kız arkadaşımla beni bu metruş yerde alıkoymuş. Bu metruk yerde bizi alıkoymuş durumda ve bizi ölümle tehdit ediyorlar. Biz şu anda gördüğünüz gibi burada kapalıyız. Babam her sabah işe giderken annemin evinin önünden geçermiş. Annem de o geçene kadar camın önünden asla ayrılmazmış. Abi. Aşka bak. Ne kadar sürmüş? 2 yıl. Sonra nihayet babam annemi fark etmiş. Evlenmişler. Ben gelmişim. Annem gitmiş. Bana bunu hiç anlatmamıştın. Babam her gece beni uyuturken annemin yazdığı satırları okurdu. Ben bıraktığım mürekkep izlerinden tanıdım annemi. Ben onun kadar cesur değilim Alper. Ben sana hayalini kurduğun aileyi veremem. Ama bak, eğer ilgilenirsen sana sonsuza kadar sevgimi verebilirim. Şimdi, öncelikle ben seni seviyorum, tamam mı? Ya bu konuda bir anlaşalım. Ben seni seviyorum, tamam? Yani illa bizim birlikte çocuk yapmamıza gerek yok. Dünyada milyonlarca insan var. Şu saçma yerden bir kurtulalım. Rüzgar'a evlat ediniriz, olmaz mı? Emin misin? Eminim. Ya sen bir bana baksana. Ben seninle bir aile kurmak istiyorum. Ben senin de bir çocuğu yetiştirmek istiyorum. Bize anne desin, baba desin istiyorum. Ya, ben seni istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Ya şirket parayı bayılmazsa? Şimdi abi, adamların itibarı söz konusu. Bunlar tazıyla var ya, devam filmini de çekerler. Neden? Kaybolan imajlarını temize çekmek için. Yani var ya, bu iş için 5 milyon bile verirler abi. Sen olsan vermez misin abi? Veririm. Sen hiç merak etme abicim. Ben yarın bütün ekibimi seferber edip Tazı'yı bulduracağım. Bak 2 güne bu iş tamam abim. O zaman masayı donat. Donatın lan masayı. Yavşama lan yavşak. Kalk sen de oyna lan. Oh,
Evet. Al bunu al. Kaldır adını, kaldır. Kıpırdama yavaş. Al onu. Dur, 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 dur. Sen nereye gidiyorsun dayı? Rüzgar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, görür müsün? İyi misin? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya sen kahraman mısın? Sen kahraman mısın? Hem de bizim kurtarıcı cesurum. Koş, 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 gel. Çocuklar, başardınız. Başardım. İnanılmaz diye bir şey yok. İnanılır işte. Hep birlikte başardık. Bir numara Şükrü. Koş, 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 koş. Koş. İki numara Murat. Üç numara Serkan. Dört numara Volkan. Beş numara Seyhan. Altı numara Birol. Yedi numara Halil. Sekiz numara Belçim. Dokuz numara Ömer. On numara Rüzgar. Güzel. Hayatım, çocukların hepsini doğum gününe aynı almışsın ama. Evet. Bilerek yaptım. 10 tane çocuk, 10 tane doğum günü partisi demek. Biz şimdi bir seferde halledeceğiz. Masraflardan kısmak lazım. Çocuk istiyorum, aile kurmak istiyorum diyen sendin. Evet, çocuk istiyorum, aile kurmak istiyorum ama biz futbol takımı kurduk, değil mi? Gerçekten futbol takımıyız. Hiç söylenme Alper. Hiç söylenme, ne badireler atlattınız. Şükret. Yok, şükrediyoruz değil mi? Söylenmemiz yok. Aa, pastamız da geldi. Hadi bir fotoğraf çekelim. Çekelim hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hazır mıyız? Hayır.